Günaydın sevgili izleyiciler. Kanseri Yenmek programında bu sabah e, uzun zamandır yer vermediğimiz tiroid kanserlerini işleyeceğiz. Guatr hastalarında zaman zaman tiroid nodülleri oluşabiliyor. Bu, bu tiroid nodülleri halk arasında çok yaygın bir durum. Bunlar ne zaman kansere dönüşür? Tiroid kanseri nasıl gelişen bir hastalık? Tüm detaylı bilgileri bize Hacettepe Üniversitesi Fakültesinden Endokrinoloji Bölümünden Profesör Doktor Okan, Bülent, Yıldız hocam verecekler. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Evet şimdi biraz bahsettiğimiz üzere hocam, e, tiroid nodülleri örneğin toplumda yaygın bir durum. İşte sokakta yürüyen biz 3-4 kişiden birini çevirsek öyle diyorsunuz siz doktorlar. Bir tanesi mutlaka bu nodülleri rastlarız ama nedir bunlar? E, genellikle daha zararsız seyreden ve ömür boyu kalabilen durumlar. O zaman bize anlatın. Bu nodüller neden oluyor? E, ne derece e, kişide e, ilerleyip de kanserleşme riski var? Tabii. Şimdi tiroid bezimiz boynumuzun önünde alt tarafta kelebek şeklinde bir organ. Bu bezin küçük olmasına rağmen 20 gram civarında bir ağırlığı var. Vücudumuzdaki bütün dokular ve hücrelerle ilişkisi var. Tiroid bezinin yaptığı tiroid hormonu sayesinde biz bugün kalbimizin, beynimizin kaslarımızın normal çalışmasını kontrol edebiliyoruz. Kalp hızınız, kan basıncınız, metabolizmanızın normal çalışması, tüm bu faktörler ancak tiroid beziniz normal çalışıp kana yeterli miktarda tiroid hormonunu az ya da fazla değil, salgıladığı zaman oluyor. Dolayısıyla sağlıklı bir tiroid bizim için önemli. E çok önemli bir organ. E, vücudun en önemli e, fonksiyonlarını kontrol ediyor ve tam burada bulunuyor. Evet. Peki hocam biraz daha bize tiroidi anlatın o zaman bu denle önem taşıyor. Şimdi bu bezin tabi bizim bir fonksiyonuyla ilgili problemlerimiz var. Bu anlamda tiroid bezinizin yaptığı hormon az geliyor olabilir ya da fazla geliyor olabilir. E bu da sizde tabi işte cilt kuruluğundan tutun kilo almaktan, kilo verememekten, iştahınızla ilgili değişikliklerden, tansiyonunuzun değişmesinden, duygu durumunuzun değişmesinden depresyona girmenize kadar birçok hastalığa yol açabilir. Yani halk arasında Doktora gittiğinizde söylediğiniz herhangi bir şikayet mutlaka tiroidle ilgili olabilir. Dolayısıyla da hangi doktora, hangi şikayetle giderseniz gidin, en çok yapılan testlerden bir tanesi tiroid fonksiyon testleridir. Kanınızda hemen bir tiroid hormonları bakılır. Fakat bizim bugün konuşacağımız konu tiroid nodülleri ve tiroid kanserinin bu tiroid fonksiyon testlerinde kan testiyle yakalanma şansı bulunmuyor. Biz tiroid nodülü dediğimizde tiroid bezinizin bir kısmının normalden fazla bir şekilde büyüyerek bir yumru, bir çıkıntı, şişlik yapması durumunu söylüyoruz ki buna nodül adını veriyoruz. Bu nodüllerin hani iyi haber her 10 taneden 9 tanesinin biz zaten iyi huylu olduğunu biliyoruz. Hı hı. Ve bu nodüllerin çok sık görüldüğünü de biliyoruz. Öyle ki 60 yaşın üzerine çıktığımızda her iki kişiden birinde tiroid nodülü ya elle muayenede ya da ultrasonografide bizim yakalama şansımız oluyor. Bu denli sık fakat bizim için önemli olan bu nodüllerin arasında acaba kötü huylu olan, kanser olan var mı? İşte 10 nodülden 9'u iyi huylu olsa da o bir taneyi yakalıp yakalayıp gerekli tedavi yapmak endokrinoloji biliminin hani en önemsediği konulardan bir tanesi. Evet, dolayısıyla tavsiyeniz nedir? Diyelim ki işte bu tahlillerde ve ultrason elle muayene tiroid nodülü tespit edildi. Kişi örneğin yılda bir bunları muayene ettirmeli mi? Tabii. Şimdi tiroid kanserinin altında yatan bir nodül olduğunu biliyoruz ama kişiye şikayet vermiyor çoğunlukla dedik. Dolayısıyla bu nodüllerin çoğu herhangi bir yakınma yokken başka bir nedenle hekime gittiğinizde boynunuz muayene edilirken ya da boynunuza göğsünüze yönelik bir tomografi çektirdiniz öyle bir tetkikte tesadüfen bulunuyor. Ya da siz evdesiniz işte aynanın karşısında kendinize bakıyorsunuz yakanızı iliklemeye çalışıyorsunuz birden bir şişlik fark ediyorsunuz ama size bir yakınma vermiyor. Daha ciddi vakalarda tabii hiç yakınma çoğunda yokken bazılarında yakınmalar olabiliyor. Bunlar içinde ses kısılması, nefes darlığı, yutma güçlüğü, bazen boğazınızdan çeneye ve kulağa kadar yayılan ağrı da olabiliyor. Ama çoğunlukla %90'ın üzerinde herhangi bir yakınma yok. Kan testlerinde de bize yol gösteren bir şey yok. Çoğunun normal fonksiyonlu olduğunu söyledik. Dolayısıyla tiroid nodülü gördüğümüzde bizim endokrinolojide yaptığımız mutlaka... Muayeneden sonra ultrasonografi ile bu nodülü değerlendirmek ve bu nodüllerin içinde bizim şüpheli gördüklerimizden örnek alarak iğne biyopsisi yaparak doku tanısı koymak. Hı hı. Tiroid kanserleri ne derece yaygın onu da soralım. Ee, belirtilerini az çok anlattınız hocam güzel yani ayırt edici özelliklerini anlattınız. Tam olarak teşhisini de yine siz biyopsi ile iğne biyopsisi ile koyuyorsunuz. Evet, evet. Şimdi tiroid kanseri aslında tüm kanserler içinde yüzde bir ila ikilerde görülüyor. Dolayısıyla hani onkologlara sorsanız bu sık mı? Sık demeyebilirler. Ama endokrin kanserler içinde hormon salgılayan bezlerin tümörleri içinde en sık gördüğümüz tiroid kanserleri. Bu arada ülkemizdeki rakamlara bakarsanız erkeklerde her 100 bin erkekten 5'inde, kadınlarda her 100 bin kadından 21 tanesinde biz tiroid SEA görüyoruz. Daha önemlisi tabi... 15 ila 24 yaş arasındaki kadınları yaşa göre bölersek kanserler arasında tiroid kanseri birinci sırada. Tüm yaş gruplarına bakarsanız da meme kanserinden hemen sonra ikinci sırada. Dolayısıyla aslında çok da azımsayacağımız bir durum değil tiroid kanseri. Peki bu tiroid e, kanserinin hocam cerrahi tedavisi nasıl yapılıyor? Şimdi tabii tiroid kanserinde bizim e biyopsi yaptıktan sonra dediğim gibi %90'ında iyi huylu bir sonuç çıktığında gönlümüz rahat. Ama kötü huylu ya da şüpheli bir durum çıktığında ki şüpheli bir durum olduğunda daha ileri testleri de yapmamız gerekebiliyor. Tedavi seçeneklerini konuşmak lazım. Tüm tiroid kanserlerinde bizim birinci tedavi seçeneğimiz cerrahi. Dolayısıyla tiroid seya tanısı demek cerrahiyle tiroid bezinin tamamının alınması demek. Ama sizin de programınızda yer verdiğiniz üzere her türlü kanserin Hı -hı. değişik tipleri var. Bu tiplere göre de tedavi farklılık gösterebiliyor. Bu anlamda tiroid kanserlerinin en sık gördüğümüz tipi ki 100 tane kanserin içinde 80 tanesi bu grupta papiller kanser dediğimiz diferansiye ya da farklılaşmış kanser. Bu anlamda mikroskopta ben hücrelere bakıyorum. Bu kanser hücreleri normal tiroid hücrelerine çok benzer özellikte. Bununla aynı grupta foliküler kanser dediğimiz yine iyi farklılaşmış tümör tipi var bu da %10'unu teşkil ediyor bu ikisini yani bu tüm tümörlerin %90'ını teşkil eden grubu önce total olarak tamamını tiroid bezinin çıkardıktan sonra hı hı. tümörün büyüklüğüne hastanın risk faktörlerine göre arkasından biz halk arasında atom tedavisi dediğimiz radyoaktif iotu kullanıyoruz hı hı. cerrahi verdiniz radyoaktif iot tedavisi kullandık. Arkasından tabii tiroid bezi çıktı demek. Hatırlarsanız en başta dedik ki tiroid bizim için çok önemli. Bu hormon lazım. Dolayısıyla ömür boyu dışarıdan bu hormonu alacağız demek. İşte cerrahi, atom tedavisi arkasından ömür boyu tiroid hormonu ile farklılaşmış tipteki tiroid kanserlerinde bizim başarımız son derece iyi. 10 yıllık sağ kalım oranı %100'e yakın. Dolayısıyla bu grup hastalarımızda doğru tedavi, erken tanı bizi çok rahatlatıyor. Yeter ki erken teşhis edilmiş olsun. Evet. Tedavisi tiroid kanserlerinin neredeyse yüzde yüze varan başarıyla yapılıyor. Evet. Bu yüzde doksanın dışında işte bizi zorlayan yüzde on dediğimiz bir grup var ki o grubun içinde farklılaşmış olmayan tümörler var. Bunlardan bir tanesinin ismi medüller kanser dediğimiz tiroid kanseri. Burada tiroid bezinizde tiroid hormonu yapan hücrelerin yanında az sayıda vücudumuzdaki kalsiyum dengesiyle ilişkili hücreler var. Bu hücrelerin tümörüne biz medüller kanser diyoruz. Maalesef bunun prognozu yani gidişatı bizim farklılaşmış kanserlere göre çok daha kötü. Çok daha erken tanı alırsak iyi sonuç alabiliyoruz. Hemen komşu organlara, akciğere, kemiklere yayılım gösterebiliyor ve daha önemlisi böyle bir tanı koyduğumuzda bir hastaya biz mutlaka genetik bir test yapıyoruz. Bu genetik testte eğer pozitif sonuç alırsak bütün aile bireylerine, birinci derece yakınlar, çocukları da dahil olmak üzere aynı testi yapıyoruz. Eğer onlarda da bu genetik bozukluk varsa biz biliyoruz ki ilerleyen yıllarda yüzde yüz tiroid kanseri gelişme riski var. O yüzden daha çocuk yaşta örneğin bu kanser gelişmesin diye küçük çocuklarda da tiroid bezinin tamamını çıkarttırıyoruz. Son kanser tipimizde tiroid ile ilgili hiç farklılaşmamış hücrelerden oluşan anaplastik kanser adını verdiğimiz grup. Bu grupta maalesef... Çok hızlı ve kötü seyredebiliyor. Bu grupta bizim tiroid bezini bazen çıkarttırmaya fırsatımız bile olamıyor. Ve sizin yine diğer kanserlerde çok konuştuğunuz kemoterapi dediğimiz, hani hedefe yönelik ilaçlar, hmm. radyoterapi dediğimiz dışarıdan ışın tedavisi kullanmak gerekebiliyor. Ama maalesef bu tip hastalarımızda sonuçlar çok yüz güldürücü olmayabiliyor. Sevindirici haber tabii. Tüm tiroid kanserleri içinde bu konuştuğumuz hastalık grupları yalnızca yüzde iki, Üçlük grubu teşkil ediyor. Nodülü olan hastalarımızın hani ekranları başında bizi izleyen rahat olabileceği hani her 100 nodülden 90 tanesinin zaten iyi huylu çıkacağı. Buradan 10 tane tümör çıkanında 9 tanesinin zaten çok rahatlıkla tedavi edilip ömür boyu takipte hiç sorun yaratmadan hastalara devam edilebileceği. Sadece bir tanesinin iki tanesinin bizim için ciddi oldu. Onlarda dahi. Erken tanıyla çok iyi sonuç evet, almak e, mümkün. Ne oluyor da bu nodül kanserleşiyor? İşte diyelim ki kişi gidiyor muayene oluyor, işte evet e, nodülüm var ama iyi huylu. Ertesi yıl tekrar muayene oluyor, iyi huylu çıkıyor. Ne oluyor da birden kanserleşme söz konusu? Şimdi tabii tiroid kanserinde belki baştan vurgulamamız gereken bir takım risk faktörleri var. Hangi risk faktörleri kişiyi tiroid kanseri için hani problemli bir duruma getiriyor? Bir tanesi yaş. Biz biliyoruz ki ilerleyen yaşla birlikte o nodülün kanser olma ihtimali artıyor. Ama şunun da altını çizelim. Yine programlarınızda sık sık vurguladığınız mesela bir prostat kanseri desek, bir akciğer kanseri desek bunlar hep yaşlı bireylerde görülüyor. Çok gençlerde karşınıza çıkmıyor. Ama tiroid kanseri çocukluktan yaşlılığa kadar her türlü bireyde bizim karşımıza gelebiliyor. Ama yaş, ilerleyen yaş bir risk faktörü. Bunun dışında çocukluk çağlarında bazen belirli hastalıklar için boyuna dışarıdan ışın tedavisi alınmış olması gelişme çağında. Bu da hocam evet tetikliyor Tetikli diyorlar. Tetikli ve önemli bir risk faktörü. Kadın erkek yine başta rakamları verdik. 4 kat daha fazla kadın olmakla beraber. Yine hatırlayın mesela 1986'ya gidelim Çernobil. 2011'e gidelim Fukushima. Rusya ve Japonya'daki nükleer santrallerde olan kazalar. Oradan çıkan radyasyon. Ne yazık ki o çağlarda çocukluk olan, büyümekte olan kişilerde tiroid kanseri sıklığını çok arttırdı. Bir de tabii çok önemli hep sorduğumuz annenizde babanızda ailenizde birinci derece yakınınızda var mı? Annenizde babanızda tiroid kanseri varsa sizde de olma ihtimali çok yüksek. Tüm bunlardan yola çıkarak baktık, hastamız geldi. Bu bilgileri aldık, muayenemizi yaptık. Ondan sonra aslında bir nodülden biz biyopsiyle örnek aldığımızda yeteri kadar hücre alıp mikroskopta bakıp iyi dediysek iyi bir nodülün kötüye dönme şansı yok. Evet. Peki hocam kesin teşhis koymakta bazen büyük şehirler değil de örneğin daha taşra bir takım illerde acaba doktorlarımız yanılgıya düşüyor olabilir mi? Keza ben bir arkadaşımın babasında böyle bir şey yaşadılar ve maalesef kaybettiler. Goiter teşhisi konuldu ama tiroid kanseri çıkmıştı. Şimdi tıbbın her alanında olduğu gibi tiroid alanında da bizim hani yanlışlık ya da yanlış tanı olabilecek durumlar var. Burada tabii temeldeki problem şu biz tiroid nodülüne hani belki onun detayına girmedik. ince iğne aspirasyon biyopsisi dediğimiz iğne biyopsisini yapıyoruz. Yani kan almada kullandığımız ince bir iğne ile ultrason eşliğinde tiroiddeki nodüle girip oradan sıvı çekiyoruz. O sıvıyı bir camın üzerine yayıyoruz. Oradaki hücrelere mikroskop altında bakıyoruz. Dolayısıyla hani keserek alınan bir doku yok burada. Bizim için hani altını çizdiğimiz nokta aslında bu bir tarama testi. %97'nin üzerinde kanser var mı yok mu bize söylüyor. Ama ne yazık ki %2-3 olgu da kanser olmasına rağmen kanser yok diye sonuç çıkabiliyor. Bir de bunun ötesinde tabii en iyi şekilde doku örneği alsanız bile mikroskopun altında size en tecrübeli sitolog da yani bu konunun uzmanı da tam olarak ben bunun iyi huylu mu kötü huylu mu olduğunu ayırt edemiyorum diyebiliyor. Dolayısıyla evet tiroid nodüllerinde de az bir yüzdeyle de olsa atlanabilecek, yanlış çıkabilecek, kötüyken iyi görebileceğimiz nodüller olabilir. O nedenle bu nodüllerinde mutlaka işte 6 ayda bir, yılda bir hekimin öngördüğü aralıklarla muayene ve ultrasonografi ile tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Peki buradan bir mesaj sizden istiyorum. Yani tiroid kanserlerindeki bizim dikkat etmemiz gereken, bu hastalıkla ilgili dikkat çekmemiz gereken nokta nedir? Şimdi en başta söylediğimiz gibi tiroid nodülleri keşke çoğu bize bir şikayet veriyor olsaydı, doktora erken gitseydik ama ne yazık ki böyle bir durum yok. Gerek e, hormon değerlerinde bir problem olmuyor, gerekse hastanın şikayeti olmuyor. O biraz önce saydığımız özellikle risk faktörleri olan bireylerin, benim hani bir hastamın bizzat bana söylediği, hani daha 28 yaşında bir kadına tiroid seyahat tanısı koyduğunuzda hakikaten önemli bir travma. Sonuçta tiroid bezinin tamamını alıp atom tedavisi verip, ki atom tedavisi verdiğinizde diyorsunuz ki bir yıl boyunca da gebe kalmayacaksınız. Ömür boyu da bir hormon kullanacaksınız. Bu zor bir durum. Onun bana söylediği şey, bana demişti ki, yani bize meme sea için mesela meme kanserinde işte meme muayenesi kendi kendini muayene et. Bir şüpheli durum varsa doktora git deniyordu. Bizim için şimdi tiroid nodüllerinde bir şikayet ortada olmadığı için en azından hani sabah kalktığımızda boynumuza bakarken eğer boynumuzda bir şişlik fark edersek, eğer o biraz önce saydığımız hani nefes darlığı, yutma güçlüğü, boğazda gıcıklanma hissi, boğaz etrafında bir ağrı varsa ya da ailemizde herhangi birinde böyle bir hastalık varsa mutlaka doktora erken dönemde başvurmakta fayda var. Hocam tiroid kanserlerini bize çok güzel anlattınız. Bizi oldukça aydınlattınız. Programımıza bu sabah geldiğiniz için Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Okan Bülent Yıldız çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E sevgili izleyenler programlarımızın tekrarlarını izlemek isterseniz tv.cnnturk.com slash kanseri yenmeyi tıklayarak izleyebilirsiniz. Bugünlük veda ediyoruz. Bizi her türlü konuda yazabileceğinizi hatırlatalım. Mail atabileceğinizi hatırlatalım. Tekrar görüşene dek güzel bir pazar günü olsun efendim. Hoşçakalın.